O tentemizi kurduk şimdi. Tentemizin biraz kaliteli tente olduğu için bayağı ağır. Bu Black bilmem ne diye geçiyor bakın. Çift kat. Şöyle diyeyim. İç ortasında yaklaştırmıyor şu anda da. Şimdi oldu. Ortasında membran olduğu için güneş geçirmiyor. Yani mesela şu yanda kullandığımız brandalar ucuz branda. Metresi 20 lira, 25 lira. Bunun gibi 50 lira, 60 lira civarında metresi. Bayağı pahalı bir branda. Güzel bir branda. Altına güneş geçirmiyor ama tabii çok aşırı ağır. Bizi biraz uğraştırdı. Yani şunlar bakın kalın alüminyum çıtalar. Ortada destek olmadığı zaman bel veriyor aşağıya doğru. Destek vurmamıza rağmen kenarlara doğru bakın yine kavis yaptığını görüyorsunuz. Ben bunu idareten kurdum tabii şu an. Tam geçici olarak değil de daha düzgün bir alanda daha güzel kurulabilir. Şimdi biraz deneme amaçlı kurduk. Yani şu yan taraflar falan gerdiremedik. Oralar sarkıp duruyor şu an. Bir de burada karavanın bu yükselmemiş haliyle kuruldu. Bu karavanın şu an alçak pozisyonda. 60 santim tavan yükseliyor. Bilmiyorum vakit kalırsa onu da bir denerim. Bir de öyle kurma yöntemi var. Böyle kurduğumuz zaman tabi bu alttaki ayakların boyları yetmeyecek. Onlara şu ortadakinden bunlar geçmeli birbirine. Decathlon'dan almıştım bunları. Kalın sağlam şeyler. Bunlar böyle birbirine geçiyor. Ortadakinden sökeceğimizi buralara ilave edeceğiz. Yükselttiğimiz zaman. Ortaya da şu 2,5 metrelik benim önceden alüminyum tenteden kalan branda vardı. Şey vardı, alüminyum parça vardı. Bunu da ortaya direkt yapacağız. Bir de öyle deneyeceğiz bakalım. O akşam üzeri oldu, yaklaştı. Bilmiyorum vakit bugün yetişir yetişmez bilemiyorum. Ama genel manasıyla bu şekilde oldu. Buralar tabii yükselttiğimiz zaman bunlar açılacak. Bunlar farklı bir mevzu. Vakit kalır sonunda bir deneyeceğim şimdi. Herkese selamlar. Evet, yükseltmek için ilk önce bu arkadaki bidonumuzu, su bidonumuzu, steplemiz bidonumuz. Bu şekilde yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yan tarafa getiriyoruz. Sonrasında arka kapağımızın vidalarını sökeceğiz. Tavanı tutan vidaları, kapağı ve tavanı tutan vidaları şöyle. Evet, burayı da sökelim. Tabii bir yandan iş yapıp bir yandan bunları sökmek biraz tek kişi olduğu zaman zor. Kapağı bir açalım da rahatlasın ortalık. Kapağı açmadan önce bir ayaklarımızı bu şekilde takıyoruz. Yani kafamızı bu şekilde açacağız. Ama tüsörlü belli bir yere kadar kendi yavaşlatıyor. Belli bir yerde bırakıyor. Bu şekilde düz bir hale geldi. Sonrasında tavanımızı yükselteceğiz. Bakın burada tavanı tutan vidalar var. Bu vidaları komple çıkartacağız ki tavanımız yukarı yükselebilsin. Ben onları sökeyim bir yandan. Çünkü hem bir yandan elle olmuyor, tek elle. Evet arkadaşlar, yükselmiş haliyle yan tarafına da duşunu kurdum, tuvaletini. Seyyar portatif tuvalet burası. Bu şekliyle. Buradan bidondan zaten bunun içinde pompamız var elektrikli. Aküden buraya su basacak. Duş fiskiyemiz falan burada. Buradan normal duşunu alabilecek buradan. Arkadaş. Bu yanları bağladık. Şuraları halka taktık bu şekliyle. Halka sayısını biraz daha artıracağım. Şu köşeleri ayarlayacağım biraz daha. Yanları da telle şimdilik yüzdürdüm. Geçici olarak. Buraya bir fermuarlı bölüm yaptık. Bu şekliyle içinde duş alınabilecek tuvalet ihtiyacı, seyyar portatif tuvalet ihtiyacı görülebilecek fermuar çift taraflı.
içten dıştan kapanabiliyor. Ya tabii tekerle şimdi kapatmam biraz zor olmuyor, tekerle bu şekilde kapanacak. Evet, neyse yani mantığı anlaşıldı olayı. Bu şekilde kapanacak. Tekerle biraz zor. Tabi dikişten falan daha yeni geldi. Bunları bir temizleyeceğiz. Böyle toz toprak. Biraz daha şuralar falan yıkandığı zaman, temizlendiği zaman güzel olur. Bu üstteki sineklikler kapalı değil. İndirmedim geçici olarak açtığım için. Ön taraf kapalı. Arka kapalı. Açık. Ön taraftaki tente de bu şekilde oldu. Yükselmiş haliyle. Yandaki sineklikleri yazın. Bunlara da buradan açıp böyle sineklik bölümüne kullanacağız. Bunlar buraya montuk içeriden lastiklerle kapanıyor, içeriden takılıyor. Sabitlenebiliyor bu kısım. Şunu açacağız yukarıya. Altı da az önce dediğim gibi o bilek bilmem ne dedikleri membranlı şeyden, vinilden, ama bayağı ağır. Yani şunun 3 katı falan ağırlıkta. Ortasında membran olduğu için direkleri falan biraz zorladı yani, ortadaki direği. Ama şöyle genel uzaktan görüntüsünü de bak çekeyim. Şöyle. Genel görüntü de bu şekilde oldu. Aracın arkasında. Yani idareten bağladık. Aracın lastiğine falan filan öyle bağladım. Bir kurayım olduğu yerde araziye gittiğim zaman hataları, eksikleri neyse ortaya çıksın diye deneme amaçlı kurdum. 2.60 falan yüksekliği var. Çıtada 2.80 gibiydi. Çıtanın boyundan az bir şey alacağız. Aldığımız zaman orası biraz daha dengeye gelir, düzleşir. Hem o alan açılmış olur. Sistem genel manasıyla böyle arkadaşlar. Yani şu ön taraf sabit, bura açılmıyor. Dengeyi sabit şey yaptık. Ama buralar isterseniz bu şekliyle böyle komple, isterseniz sineklik bölümüyle bu şekilde brandası yukarı açılabiliyor. Sinek girmesine kapatılabiliyor. Genel haliyle böyle. Şu arkaya da yine oturabilmek için ayak yaptım. Normalde burası yüksek şu an. Yüksek olduğu için arka taraf meyilli duruyor. Düz arazide. Burada düz oluyor. Buranın üstüne çıkıp burada da arka kapak, yani açıp bu şekilde oturabileceğiz. İçerisi gözükmeyecek şekilde. Veya istersek bu şekilde bunu yukarı kaldıracağız. Böyle. Bu şekilde buraya bir oda daha yapmayı düşünüyorum. Brandadan yine arkaya doğru fermuarlı. Böyle bu şekilde sabitleyeceğiz arka köşelerinden. Yanlarına da brandayla buradan bir oda daha çıkartmayı düşünüyorum. Yani 750 kilo karavanda maalesef şu an kısıtlı. Yani ben 730'a kadar düşürmüştüm. Ama şu an ekstralarla tahminim yine 760-770'leri buldu. Çünkü bu bidon bu şekilde değildi. Buraya ayak yaptık. Buralara demir kaynattık. Açmalı kapamalı yaptık böyle. Açık kapamalı. Bunların hepsi ekstra ağırlık. Bu öndeki tente yoktu, güneşlik. O en az bir 10-15 kilo, hatta belki 20 kilo yakın o brandadan dolayı fark etti. Yeniden 800'lere yaklaştık. Yani 850 kilo yapsalar mı şunu, çok güzel şeyler yapılabilirmiş. Arada o 100 kilo insanı daraltıyor arkadaşlar. Yani o 100 kilo çok şeyi değiştiriyor. Ama olsun, buna da şükür. Yani gerekirse artık bir şeylerden daha affedeceğiz biraz daha. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet.